Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir poğaça tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay ve lezzeti harika. Kabartma tozuyla yapıyoruz fakat bildiğimiz mayalı poğaça gibi puf puf çok güzel oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten şahane arkadaşlar. O kadar güzel ve o kadar kolay bir tarif ki tarif defterinizde mutlaka olmalı. Aslında bu tarifi biliyorsunuz 3-2-1 poğaça. Fakat ben 3-2-1 poğaçayı bu şekilde simit poğaçalar olarak hazırladım. Muhteşem oldular. Biz çok beğendik. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok seveceksiniz. Bu muhteşem tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen poğaçalarımın yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. 3-2-1 simit poğaçalarımız için ihtiyacımız olan malzemeler 3 adet kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı zeytinyağı, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Aldığı kadar un ölçümüz var. Poğaçaların içerisine 1 kase kadar beyaz peynir kullanacağım. Daha sonra dışını bulamak için 1 kase susamım var. Karıştırma kabımı önce yoğurtlarımı alıyorum. 2 su bardağı yoğurdumuz vardı. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 3 pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozlarını da ekliyorum. 3 tane kabartma tozu fazla olmuyor mu diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle fazla olmuyor. Daha önce sade olarak da paylaşmıştım ben bu poğaçayı, galeta unlu. Gerçekten muhteşem bir poğaça tarifi. Hem çok kolay hem de böyle mayalı gibi puf puf kabarıyor. Çok güzel oluyor. Önce bu malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyorum. Ve bu karışımın üzerine azar azar un ekleyeceğim. 2 bardak ekliyorum. Şöyle eleyerek kullanıyorum unumu. Unu elediğimiz zaman daha pürüzsüz, daha güzel bir hamur çıkıyor ortaya. Tekrar bir karıştırıyorum. Bu aşamada elimle karıştırmaya devam ediyorum. 2 su bardağı unla böyle gayet yumuşak bir hamur oldu. Un eklemeye devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın böyle yumuşacık, çok güzel bir dokusu var hamurumuzun. Hamurumuz hazır arkadaşlar. İsterseniz hemen şekil verebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa bir 25-30 dakika kadar üzerini streçle kapattıktan sonra dinlendirirseniz hamur çok daha puf puf olacaktır. Ben şimdi hamurumu biraz dinlendirmek istiyorum. Ama dediğim gibi dinlendirmeden de hazırlayabilirsiniz. Hamurumu 20 dakika beklettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabardı zaten. Şimdi hamurumdan cevizden daha büyük, yumurta büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Çok da güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle elimle yuvarlayacağım. Hamurumla bu şekilde bezeler yapıyorum. Ve bezenin ortasına beyaz peynir koyuyorum. Hamurumuzu kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde poğaçalarımı hazırlayacağım. Şöyle açıyorum. Ortasına beyaz peynirden koyuyorum. Ve kapatıp ucunuza da yuvarlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde bana daha güzel, daha kolay geliyor. Böyle pufidik pufidik poğaçalar hazırlıyorum. Poğaçalarımı hazırladım. Burada 2 yemek kaşığı pekmezim vardı. Pekmezin üzerine 1 çay bardağından daha az su koyuyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Poğaçalarımı
Önce pekmezli suya, sonra susama batırıyorum. Ve pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Bu şekilde. Hazırladım ve şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Gerçekten çok nefis görünüyorlar. Sanki kabartma tozuyla değil de mayayla yapmış gibi puf puf kabardılar. Ben bu tarifi bu yüzden çok seviyorum. Hem çok kolay hem de yumuşacık, pufidik pufidik çok güzel oluyor. Şöyle bakın. Gerçekten şahane. Çok da güzel kızarmış altı üstü. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle servis tabağımı alıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. İnanın tadı da en az görüntüsü kadar güzel. Eğer daha önce denemediyseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Puf puf pamuk gibi poğaçalarım servise hazır. Burayı bozmak istemiyorum. Şuradan bir tane alıyorum. Çok güzel bir şekilde bakın. Kesinlikle içerisi hamur değil. Çok ama çok lezzetli görünüyor. Ve zaten çok da güzel bir tarif. Bakın arkadaşlar şöyle. Beyaz peynir çok yakışıyor. Fakat patatesli de yapabilirsiniz. Hatta ben bazen mercimekli olarak da hazırlıyorum. Her şekilde çok güzel oluyor. Böyle pufidik pufidik pamuk gibi. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.